Gece duydun mu? Gece duydun mu? Ülke olarak çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Başkanımız Sayın Erdoğan'ın haklı olarak One Minute ve Dünya Beşten Büyüktür çıkışları sonrası bu çağrıyı hazmedemeyen gruplar tarafından ülke ekonomimiz sistematik bir şekilde hedef alınmış durumdadır. Aslında bu baskı sadece Türkiye'ye karşı değil, mazlumların haklarını savunmaya kalkışanlara yönelik bir sindirme operasyonudur. Başını Amerika Birleşik Devletleri'nin çektiği bu baskı unsurlarının hedefi gayet açık ve nettir. Haksızlıklara karşı çıkan, mazlumların haklarını savunan Türkiye'ye karşı ciddi bir operasyon içine girmişlerdir. Bu fotoğrafı çok iyi görmemiz gerekiyor. Dikkat ederseniz Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kaotik açıklamaların yanı sıra İsrail de fırsattan istifade ederek Filistin halkının üzerindeki baskısını artırmakta, Gazze'ye büyük bir saldırının hazırlıklarını yapmaktadır. Hatta bunun mesajlarını da açık açık vermektedir. Hal böyleyken maalesef bizler İslam coğrafyası olarak dağınık bir görüntü sergilemekte, zalimlere karşı ortak bir tavır gösterememekteyiz. İslam dünyasının zengin kaynaklarını bizleri sömürenlere aktarmaktayız. Peki böyle mi devam etmeli? Asla. Yeryüzünün mazlumları ve yetimleri adına kıyama kalkmalıyız. Bunu tüm mazlumlar ve sömürenler için yapmalıyız. İçimizdeki kardeşlik ruhunu dirilttiğimiz anda biz eminiz ki daha adil, daha müreffeh bir dünya oluşacaktır. Değerli katılımcılar, Yüce Rabbimiz Ali İmran suresinde bizlere şu şekilde seslenmektedir. Gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Niyetimiz ve gayemiz birdir. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. نحن الموجودون في اسطنبول تداعينا ونحن نشكل أكثر من 5 ملايين عربي في تركيا في هذا البلد الطيب الحضن التركي. Bu değerli ve güzel ülkede bugün itibariyle sayımız 5 milyon rakamına ulaşmıştır. إن دعم الليرة التركية هو واجب ديني وأخلاقي على كل الشعوب العربية والإسلامية. Bu münasebetle Türk lirasını desteklemek dini ve ahlaki bir vecibe olup bütün Arap ve Müslüman halkların bunu dikkate almalarını ifade etmekteyiz. ولذلك سنقوم بكل ما في وسعنا لتصريف مدخراتنا من الدولار إلى الليرة التركية التي هي ليرتنا وإننا نشكر كل المبادرات العفوية الطيبة الفردية والجماعية التي قامت منذ اللحظة الأولى في التصريف. Dolayısıyla elimizde bulunan bütün dolar cinsinden varlıklarımızı bir an önce Türk lirasına çevirmemiz gerekmektedir. Türk lirası bizim liramızdır. Bu münasebetle ferdi ve topluca dolar bozduran bütün kişi ve kuruluşlara buradan kendilerine şükranlarımızı arz ederiz. هناك العشرات من المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمدارس والهيئات التعليمية قامت منذ اللحظة الأولى بتحويل تصريفاتها إلى الليرة التركية ونحن ندعو الجميع إلى حذو هذا العمل. Bütün Arap ekonomi ve sivil toplum kuruluşları kısaca her kesimi Türk lirasına destek olmaya ve dolar altın cinsinden varlıklarını Türk lirasına çevirmelerine davet ediyoruz. ولهذا حقا علينا أو واجبا علينا أن نقف في بعض المنعطفات أو بعض اللحظات والفترات التي تمر فيها تركيا
بأزمة كما كان الشهر الماضي وفي هذا المكان ومن هذا المنبر وقفنا ضد الحملة الغير مبررة ضد تركيا. اليوم نقف مع تركيا في هذه الأزمة التي نحن على ثقة إن شاء الله تعالى أنها ستتجاوزها، وبدأت ملامح التجاوز من يومنا هذا. Dolayısıyla Türkiye'nin bu zorlu sürecinde hepimiz yanında yer almamız gerektiğine inanıyor. Türkiye'nin bu zorlu sürecinde geçmişten bir ay önce nasıl burada toplandıysak, bu minberden, bu platformdan nasıl sesimizi duyurduysak, aynı şekilde yine bütün zorluklarda Türkiye'nin yanında yer alacağımızı ifade ediyor. Ve hatta Türkiye'nin bu zorlu süreci aştığına dair bugünlerden dünden bugün görmekteyiz. Etkileri açıkça ortada görülmeye başlandı. نحن ندرك أن هذه الأزمة المفتعلة من قوى الاستكبار هي سلسلة من المؤامرات على هذا البلد، لأنه استطاع أن يمتلك قراره السياسي بدرجة أساسية، فصار قرارا داخليا تركيا وطنيا لا يرتمي أو لا ينتظر إذن من أحد في قراراته، ولهذا صارت عليه هذه الهجمة، انقلاب يوليو واليوم انقلاب اقتصادي، وغدا قد تكون أزمة أخرى. لكن الشعب بتآلفه وتحالفه وتعاونه مع القيادة السياسية يستطيع أن يتجاوز كل هذه المؤامرات وكل هذه الأزمات إن شاء الله تعالى. تركيا kendi kararını verdiği için hiç kimsenin baskısı altında da olmadığından dolayı kendi kararlarını hiç kimsenin baskısı altında olmaksızın verebilen bir ülke haline geldiği içindir bu tür komplolara, bu tür saldırılara maruz kalmaktadır. Dünyanın bazı güçleri Türkiye'yi bu nedenlerden dolayı hedef almaktadır ve böyle bir çirkin saldırı düzenlemektedirler. Ancak biz şuna inanıyoruz ki Türkiye bunu aşabilecek güçtedir ve Türkiye eninde sonunda zaferle bu işten çıkacaktır. Bidayeten neşkur müesseset Öksüm ve Cemiyel Arabiye على هذا التجمع المبارك. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Bu münasebette hepinize teşekkürlerimi arz ediyorum. Burada bulunduğunuz için sizlere merhabalar, hoş geldiniz dilemek istiyorum. Ayrıca ASKON'un bizi burada misafir ettiği için, bizi burada ağırladıkları için ayrıca kendilerine teşekkür ediyorum. Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle buyurmaktadır. Hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. في هذه الأزمة التي تمر فيها تركيا ما يميز بلدي العراق أن حكومة وشعبا وقفت موقفا موحدا على خلاف بعض الدول التي كانت أنظمتها تغرد في واد وشعبها يغرد في واد آخر. Türkiye'nin yaşamış olduğu bu kriz ortamında bazı ülkeler Türkiye aleyhinde hareket ederken bütün iftiharla şunu ifade etmek isterim ki benim ülkem tek bir söylemle ve güçlü bir duruşla Türkiye'nin yanında yer aldığını ve Türkiye ile birlikte hareket ettiğini ifade etmek isterim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله عز وجل في محكم آياته وإن حزب الله لهم الغالبون ويقول علماء السياسة الآن أن حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد على مستوى العالم الآن الذي يطلق عليه مصطلح الحزب الغالب. Allah hepinize saygılarımı, şükranlarımı arz etmek istiyorum. Allah'a hamdolsun, salatu vesselam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, aline, sahabelerine olsun ve bütün Müslümanlara olsun. Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ayette şöyle buyurmaktadır. Allah'ın partisi, Allah'ın askerleri mutlaka ve mutlaka eninde sonunda galip gelecekler onlardır diye buyurmaktadır. Bugünümüze baktığımızda dünyada Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin herkes tarafından galip olan
parti ve galip olan hareket olduğunu görmekteyiz. Tamam. وأحب أن أبشركم اليوم بأن نصر الله عز وجل قد بدأ يتنزل بالفعل في هذه المعركة على تركيا، لأن اليوم قد انخفضت الدولار وارتفعت الليرة بمقدار 12%. Bu galibiyeti görüyoruz. Neticede dolar bugün %12'lik bir oranla düşüşe geçmiştir. Türk lirası %12'lik bir değer kazanmıştır. وَلِأَنَّا جَمِيعًا نَعْتَرِفُ فِي أَنَّ مَا يَحْدُثُ الْآنَ إِنَّمَا هُوَ حَرْبٌ عَلَى تُرْكِيَّ وَعَلَى اللِّيرَةِ التُرْكِيَّ وَعَلَى الْاِقْتِصَادِ التُرْكِيِّ. أُحِبُّ أَنْ أَتَكَلَّمَ عَنْ هَذَا الْمَوْضُوعِ مِنْ خِلَالِ 5 نُقَاطٍ. Ve şunu vurgulamak istiyorum ki şu anda Türkiye'ye yapılmak istenen, Türk lirasına yapılmak istenen bir hücum, bir saldırıdır. Ve bu anlamda, bu konuyla alakalı olarak 5 noktada konuşmalarımı sürdüreceğim, konuşmamı yapacağım. Nuktatul ula vahiyya aslul ma'arake leyset hiyye bisebbi el-kıs bronson ve la ayyi min hadihi iddiaat. Birinci nokta, bu yapılan saldırılar Papaz Bronson'la sadece alakalı değil, sadece onu ilgilendiren değil, başka nedenlerin olduğunu da ifade etmek isterim konuşmalarından. Satakunu Amerika ve men şenne hadihi'l harb hum fi azmatin ve leysa Türkiye inşallah li'an zalika seyu'assir ala al-iqtisad al-alami ve setaudu hadihi'l harb aleyhim bil-husran inşallah. Bunun sonucunda en çok etkilenecek olan Amerika olacaktır ve dünya olacaktır. Dolayısıyla inşallah zarar eden Amerika olacak ve Amerika gibi Amerikan yerinde hareket edenler olacak. لأنها إشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركيا التي وقفت مع قضايا العرب انطلاقا من قضية فلسطين ونصرة قضية المسجد الأقصى إلى سائر القضايا، فإن هذا الموقف سيكون إن شاء الله دافعاً للشر والبلاء والكيد عن تركيا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. Nasıl ki Türkiye Arap halklarının önemli konularında, önemli davalarında nasıl ki destek çıktıysa, özellikle Filistin, Mescid-i Aksa konusunda ne kadar hassas olduğunu görüyoruz, görmekteyiz. Mescid-i Aksa, Kudüs davasında olduğu gibi diğer davalarda Türkiye nasıl bizimle hareket ettiyse, bize destek olduysa, bugün bizler de onun yanında yer almamız gerektiğine inanıyorum. Allah ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. İyilik yaptığın zaman, iyilik yaptığında o iyilikler seni birçok şerden muhafaza edecektir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Nahnu liyevme لا نقول ماذا نطلب من تركيا ولا من الشعب التركي، وإنما نقول ماذا تريدين يا تركيا لنقدمه لك فنحن جاهزون. بذلنا المهج والمال من أجل الحفاظ على هذه الدولة التي آوت جميع المسلمين وجميع العرب وبالأخص وعلى وجه الخصوص السوريين. ولذلك ومنذ بداية هذه الأزمة إلى يومنا هذا وقف التجار ورجال الأعمال العرب والسوريين على وجه الخصوص ضد هذه الأزمة، فصرفوا وأنا أعلم ما فعلوا بمبالغ طائلة، صرفوا مبالغ طائلة من أجل أن يقفوا ضد هذه الأزمة مع الليرة وضد الدولار وضد الإمبريالية، لأنهم وجدوا أن هذه الدولة هي الدولة الوحيدة التي وقفت معها. Evet, bizler halklara, Arap Müslüman halklara hitap ederken Türkiye'ye şunu biz söylemek isteriz ki: ey Türkiye,
bizden ne istiyorsun? Bizden dilediğini söyle. Biz varımızı, yoğumuzu, her şeyimizi senin uğruna harcamaya hazır olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Bu öyle bir ülkedir ki bütün mazlumları, bütün zayıfları, bütün bu acı çeken insanları bağrına almış ve destek olmuş bir ülkedir. Özellikle ve özellikle Suriye mazlum halklarına kucağını açmıştır. Ve bu münasebette gerçekten Suriyeli vatandaşlarımız, kardeşlerimiz olarak birçok büyük meblağlarda paralar Türk lirasına çevrilmiştir. Türkiye'de bulunan Suriyeli iş adamları ve Suriye halkı büyük ölçekte dolar cinsinden, döviz cinsinden paralarını Türk lirasına bozdurup Türk lirasına destek olmak için elinden gelen bütün gayreti sarf ettiklerini buradan duyurmak isterim. رجال الأعمال وسأقوم بما تبقى لي بالدولار اليتيمة التي بقيت لدي سأقوم بصرفها معهم إيمانا بهذه المبادرة. طبعا أنا كنت من الأوائل ومن بداية تلك البلطجة السياسية التي ساهمت بصرف كل الدولارات إلى الليرة التركية، ولكن اليوم سأقوم بآخر ما تبقى وهي الألف دولار. Adamları, kardeşlerimiz Suriye'den, değişik Arap ülkelerinden dolarlarını Türk lirasına bozacaklar. Buradan çıkışta döviz bürolarına gidip bunların hepsini Türk lirasına çevirecekler. Ben de bir sunucu olarak, bir Suriyeli olarak, bir yatırımcı olarak Türkiye'de ki bütün döviz cinsinden var olan bütün mal varlığımı hepsini Türk lirasına çevireceğimi buradan vurgulamak istiyorum. Ben de bu kardeşlerimizle beraber ben de bu şekilde hareket edeceğimi ifade etmek isterim.